Merhaba Buster. Oradaki poster de ne? Bir itfaiye kamyonu mu? Heyecan verici görünüyor, öyle değil mi? Bakın, bu itfaiye kamyonu Ashley. Sanırım Buster itfaiye örgütüne katılmak istiyor. Hadi Buster, ilk iş günün için hazırlanmanın tam zamanı. Birkaç küçük değişiklik yapılacak ve... Vay canına, şuraya bak. Buster gerçekten bir itfaiye kamyonu. Bir merdiven, siren ve bir su hortumu var. Yangın alarmı. Bir yerde yangın çıkmış. Ashley'nin gidip yangını söndürmesi gerek. Sen burada kal Buster. Hey, bu kamyon Tony. Su birikintisine dikkat et. Olamaz. Düşen koli yangın çıkardı. Hem de itfaiye istasyonunda. Şimdi ne yapacağız? Çabuk ol itfaiye kamyonu Buster. Hemen şu yangını söndür. Yangın çatıya yayıldı. Su püskürtmeye devam et Buster. Yaşasın. Robin yardıma geldi. Ashley de döndü. Birlikte çalışırsanız söndürebilirsiniz. İki itfaiye kamyonu çok daha iyidir. Oh, sonunda yangın söndürüldü. Çok iyiydi Buster ve Ashley. Bakın, yine o poster. Şimdi posterde Buster'ın resmi var. Oo, sen gerçekten bir kahramansın Buster. Sonbahar geldi. Buster ve arkadaşları dışarıda oyun oynuyorlar. Ağaçlardan düşen yapraklara bakın. Bu da ne? Sanırım Scout'un aklına bir oyun geldi. Scout saklambaç oynamak istiyor. Ne harika bir fikir. Herkes gidip saklanırken sen saymaya başla Buster. Kamyon Tony ahıra saklanıyor. Jeep Jesse bu kutunun içine saklanıyor. Ekskavatör Digley o çalıların arasında bir çukur kazacak. Çabuk ol Scout. Buster saymayı bitirmeden önce saklanacak bir yer bulman lazım. Nereye saklanacaksın? 3, 2, 1. Ebe sizi bulmaya geliyor. Herkes nerede acaba? Buster aramaya gidiyor. O ahırda saklanan biri var mı? Evet. Kamyon Tony'yi buldun Buster. Peki bu kutulara ne demeli? Burada saklanan biri var mı? Sanırım yok. Bir dakika. O kutu peşinden mi geliyor Buster? Bunun anlamı evet. Jeep Jesse'yi buldun. Aferin sana. Bu çalılara bir bakalım mı? Orada saklanan biri var mı? Bak, Robin orada. Onu gördün mü? Acaba burada... İşte bu. Ekskavatör Digley'i buldun. Yaşasın. Geriye bir tek scout kaldı. Acaba nereye saklanmış olabilir? Bir dakika. Sen de o yaprak yanında tuhaf bir şey fark ettin mi? İşte scout burada. Aferin Buster. Arkadaşlarının saklandıkları yeri buldun. Eğlenceliydi değil mi? Merhaba Buster. O da ne? Bir futbol topu. Şuraya bak Buster. Bütün arkadaşların futbol maçı yapmak için sıraya girmiş ve onlara bir oyuncu daha gerekiyor. Hadi Buster, çok eğlenceli olacak. Başlama vuruşun. Çok yavaşsın Buster. Çimento kamyonu CJ şut atmaya hazırlanıyor. Jeep Jesse kurtarabilecek mi? Hadi Jesse, yapabilirsin. Yaklaştın ama. Gol! Çok iyiydi CJ. Harika bir kafa attın Buster. Çok iyi vurdun Scout. Harika kapattın Digger. Scout Digger'ı şaşırtarak topu rakip alana taşıyor. Scout var gücüyle gole doğru gidiyor. Hadi Scout, yapabilirsin. Kimse onu durduramaz. Gol! Tebrikler Scout. Jesse'den Scout'a.
Scout vuruşunu yapıyor. Çok iyi Digger. Direkt Haydut'a gidiyor. Aa, çok sert oynuyorsun Haydut. Haydut gol atacak mı? Jesse bu sefer kurtarabilir mi? Olamaz. Jesse topu patlattı. Maç bitti mi yani? Aa, işte bu harika. Otis'in yedek topu var. Maç devam ediyor. Şimdi işler hararetlenmeye başladı. Buster hızla kaleye doğru yaklaşıyor. Olamaz. Haydut otobüs Buster'ı itti. Bu faul. Hakemin kararı doğru. Haydut'a kırmızı kart gösterildi. Robin Haydut'u saha dışına çıkarıyor. Çok sert oynarsan işte böyle olur. Şimdi Buster penaltı atışı yapacak. Hadi Buster. Gol! Başardın Buster. Maçı kazandınız. Üstelik güzel bir kupa da aldınız. Bu çok eğlenceliydi. Bakın bu otobüs Buster. Sahilde bir gün geçiriyor. Ne kadar güzel görünüyor değil mi? Olamaz. Buster tekerleklerin kuma saplandı. Bu planın bir parçası değildi. Digger'a bakın. O palet zincirleri sayesinde kuma saplanmıyor. Peki bu kim? Martı Sandy. Acaba Sandy ona yardımcı olabilecek mi? Sanırım onun peşinden gitmeni istiyor Buster. İşte böyle Buster. Tekerleklerini sırayla hareket ettirirsen kuma tekrar saplanmazsın. Digger bir çukur kazıyor. Aa, dikkat et Buster, bu da ne? Bir kova ve kürek. Sanırım Sandy kumdan kale yapmak için ona yardım etmeni istiyor. Biraz daha kum. Kovayı ters çevir. İşte kumdan kale. Çok iyi Buster. Ne hoş değil mi? Aferin. Oo, vay canına. Digger'ın kumdan kalesi muhteşem olmuş. Seninkinden çok daha büyük. Dur Buster, o çukura dikkat et. En azından seni yine oradan çıkarmak için Digger yanında. Bence Digger bu şahane kumdan kalesiyle gurur duyuyor. Hayır Sandy, oraya konma. Kumdan kaleyi mahvedersin. Sandy'nin yaptığın şeyi farkında olduğunu sanmam. Olamaz. Geriye kocaman bir kum yığını kaldı. Bu ses de ne? Bir dalga. Dikkat edin arkadaşlar. Zavallı Digger. Ama bir dakika. Kumdan kalelerin hepsi yıkılmamış ki. Buster'ın küçük kalesi hala sapasağlam. Sandy sayesinde şimdi en büyük ve en iyi kale o. Hoşça kalın. Umarım sahilde harika Buster. Görünüşe bakılırsa çamurlu su birikintilerini sıçratarak dolaşmaktan keyif alıyorsun. Her yeri çamura buluyorsun. Peki bu kim? Traktör Terry. O Buster'dan daha dikkatli davranıyor. Buster su birikintilerini etrafa sıçratırken çok eğleniyor. Olamaz. Traktör Terry'nin üzerine doğru gidiyor. Çarpışmak üzereydiler. Dikkatli ol Buster. Su birikintileri çok kaygan. Olamaz. Traktör Terry Buster'ın yaptıklarından memnun değil. İşte yine başladı. Bu sefer nereye gittiğine dikkat et Buster. Dikkat et. Olamaz. Buster çamura saplandı. Şaşkın Buster. Peki şimdi ne yapacak? Güneş batıyor ve karanlık bastırıyor. Umarım Buster'a kötü bir şey olmaz. Bakın arkadaşlar, bu traktör Terry. Buster'ı kurtarmaya geldi. Fakat Terry bundan pek de memnun görünmüyor. Lütfen Buster'a yardım et Terry. Güçlü bir şekilde itersen olur. Yapabilecek mi? Bir, iki, işte oldu. Yaşasın. Teşekkürler Terry. Ah Buster. Neyse ki günü kurtarmak için traktör Terry oradaydı. Hoşça kal Terry. Hoşça kal Buster. İşte otobüs Buster geliyor. Acaba bugün nereye gidiyor merak ettim. O da ne? Şu reklam panosuna bak Buster. Lastikler pırıl pırıl ve yepyeni görünüyor. Belki de lastiklerini yenilemenin zamanı gelmiştir Buster. İşte gidiyor. Aa bak, bu Jeep Jesse. Yokuş yukarı çıkarken güçlük çekiyor gibi görünüyor. İşte Buster geliyor. Zavallı Jesse. Sanırım Jesse'nin yardıma ihtiyacı var Buster.
Anlaşılan lastikleri yolu kavramıyor ve kayıyor. Çok yaklaştın Jesse. Ha gayret. Ah Buster, o lastikleri almak istediğini biliyorum ama arkadaşın Jesse'nin yardıma ihtiyacı var. Olamaz. Jesse geriye doğru kayıyor. Aa, aferin sana Buster. Jesse'ye yardım etmek için döndün. Gerçekten çok naziksin. Aa, hayır. Jesse'nin römorkunda bir sorun var herhalde. Anlaşılan römorkun ağırlığı Jesse'nin yokuş aşağı çok hızlı gitmesine yol açıyor. Kontrolünü kaybetti Buster. Çabuk ol Buster. Ona yardım etmelisin. Merak etme Jesse. Buster sana yetişmek üzere. Aferin Buster. Römorku kontrol etmeye devam et ki devrilmesin. Olamaz. Garaj tam önünüzde. Jesse'nin zamanında durması çok zor. Harika fikir Buster. Jesse'yi yavaşlatmak için kendi frenini kullan. Kıl payı kurtardın. Çok iyi Buster. Şuraya bak. Bunları almak için geldiğin yepyeni lastikler. Oo, zavallı Jesse. Lastikleri çok yıpranmış. Buster, sanırım onlara senden daha çok ihtiyacı olan biri var. Çok doğru Buster. Aferin sana. Jesse'nin yeni lastiklere çok ihtiyacı var. Harika görünüyorsun Jesse. Artık römorkunu çekerken hiçbir sorun yaşamayacaksın. Ve kolayca yokuş yukarı çıkacaksın. Hoşça kal Buster. Hoşça kal Jesse. Otobüs Buster dışarıda oyun oynamaya çıktı. Kırmızı boyaya dikkat et Buster. Aa, Buster boyanın tam üzerinden geçti. Bak Buster, yola tekerleklerinde kırmızı çizgiler çizdin. Sanırım Buster'ın aklına bir fikir geldi. Çok iyi bir daire çizdin. Daire yuvarlaktır. Tekerleklerinle aynı şekilde Buster. Şimdi de dairenin içini boyadım Buster. Bu kırmızı bir daire. Merhaba Scout. Bu eğlenceye sen de katıl. Şekilleri öğreniyoruz. Scout hangi şekli çiziyor? Bu bir kare. Mavi bir kare. Bir kare dört eşit kenarlara sahiptir. Merhaba Digger. Digger da Buster ve Scout'la şekilleri boyamaya geldi. Peki Digger hangi şekli çizecek? Digger bu işte Buster ve Scout kadar hızlı değil. Sorun değil. Digger az sonra bitirmiş olur. Bu bir üçgen. Bir üçgenin üç kenarı bulunur. Sarı bir üçgen. Digger'ın şeklini çizmesi o kadar uzun sürdü ki Buster ve Scout uyuyakaldı. Uyanın arkadaşlar. Peki başka hangi şekilleri çizebiliriz? Yeşil bir dikdörtgen. Aferin sana Buster. Altın bir yıldız. Bu muhteşem görünüyor Scout. Ve çok güzel pembe bir kalp. Digger bir eşkenar dörtgen çiziyor. Vay canına, şu renklerin güzelliğine bakın. Bu gökkuşağı renginde bir eşkenar dörtgen. Farklı renklerde birçok şekil. Şekilleri öğrenmek çok eğlenceliydi. Bir kare, bir daire, bir dikdörtgen, bir yıldız, bir kalp, bir üçgen ve bir eşkenar dörtgen çizdik. Aferin size arkadaşlar. Toplanın arkadaşlar ve sihirbaz Buster'ın masalını dinleyin. İşte bu otobüs Buster. Görünüşe bakılırsa sihirli ormana doğru gidiyor. Bir dakika, yolun kenarındaki şey ne? Sanırım bu bir sihir kitabı. Vay canına, Buster bunu sihir yapmak için kullanabilir. Bakın, Scout, Terry ve Jesse şehir meydanında oynuyorlar. Sanırım Buster birkaç sihir yapmaya çalışacak. Bir bakalım. Oo, bir sihirbaz şapkası. Buster gerçekten sihir yapıyor. Acaba Buster Terry'e yardım etmek için nasıl bir sihir yapabilir? Abrakadabra. Vay canına, Buster bitkilerin büyümesini sağladı. Çok iyi sihirbaz Buster. Sihir kitabında başka ne gibi sihirler var? Arı sihri mi? Bakın, Buster Scout'u bir arıya dönüştürdü. Scout uçarken gerçekten çok eğleniyor. Sanırım Jesse de uçmak istiyor. Bunun için başka nasıl sihirler var? Baloncuk mu?
Güzel. Jesse bir baloncuğun içinde uçmaya başladı. Çok iyi sihirbaz Buster. Şuna bakın. Çok uykusu geldi. Şekerleme vakti geldi mi Buster? Uh-oh. Sanırım bir şeyler ters gitti. Sihir kontrolden çıktı. Çabuk ol Buster. Her şeyi tekrar normal haline döndürmek zorundasın. Acele et. Bütün sihirler bozuldu. Ama Buster'ın arkadaşları yaptıklarından memnun kalmışa benzemiyorlar. Buster sihir kitabını bulduğu yere geri koyuyor. İşte sihirbaz Buster masalımızın sonuna geldik. Merhaba Buster. Aa, olamaz. Buster çok hasta görünüyor. Merhaba Scout. Galiba Scout oyun oynamak istiyor. Buster'ın bugün oynayacak kadar iyi hissettiğini sanmam. Buster hasta hissediyor. Çabuk ol Scout. Git yardım çağır. Aa, zavallı Buster. Ama iyileşecektir. Hepimiz ara sıra hasta oluruz. Aa, bakın. Scout ambulans Amber'ı Buster'a bakması için çağırıyor. Harika fikir Scout. Amber Buster'ı iyileştirmek için ne gerektiğini iyi bilir. Ambulans Amber Buster'a garajına kadar eşlik ediyor. Bakalım Buster'ın nesi olduğunu öğrenebilecek mi? Önce Buster'ın lastiklerine bakalım. Aa, bakın. Bunun bütün havası inmiş. Şişirilmesi gerekiyor. İşte böyle. Şimdi oldu. Buster şimdiden iyi görünüyor. Aa, ama hala biraz ateşi var. Aa, evet. Hadi ateş ölçerle Buster'ın ateşine bakalım. Durum iyi görünmüyor Buster. Amber'ın Buster'ın motoruna bakma zamanı geliyor. Olamaz. Buster yağ sızdırıyor. Hasta hissetmesine şaşırmamalı. Amber İngiliz anahtarıyla bunu düzeltiyor. Sorun yok Buster. Birazdan bitecek. Birkaç dönüş daha. İşte böyle. Aferin sana Amber. Buster yeniden normale dönmüş görünüyor. Bence oyun oynayabilecek kadar iyileştin Buster. Çok mutlu görünüyor. İşte bizim tanıyıp sevdiğimiz Buster. Amber'ın gitme vakti geliyor. Güle güle Amber. Buster'la ilgilendiğin için sağ ol. Scout ve Buster oynamaya gidiyor. Hoşça kalın. Merhaba Buster. Anlaşılan çölde oldukça sıcak bir gün. Oo, ileriye baksana. Tepesinden dumanlar tüten kocaman bir dağ. O da neydi? Bu spor araba Rita. Hızla dumanlı dağa doğru ilerliyor. Sanırım yarışmak istiyor. Buster ve Rita süratle çölü boydan boya geçiyorlar. Rita daha hızlı. Hadi Buster, yapabilirsin. Buster rampadan atlayarak Rita'yı yakalamaya çalışıyor. Oh, tepeye kadar eğlenceli bir yarıştı. Ama bakın, o da ne? Çok sıcak, erimiş lav. Sanırım bu bir yanardağ. Her an patlayabilir. Uh-oh, Buster, kayaya dikkat et. Olamaz, lavların içine düştü. Neyse ki bir şey olmadı. Olamaz. Sanırım yanardağ patlamak üzere. Çabuk olun, oradan hemen uzaklaşın. Olamaz. Yanardağdan fırlayan ateş topları her yere düşüyor. Dikkat edin. Onlar çok sıcak olur. Olamaz. Rita kuma saplandı. Buster cesaretini topluyor ve yeni arkadaşına yardıma koşuyor. Harikasın Buster. Şimdi acele edin. Hemen uzaklaşın. Hızlı, daha hızlı. Oh, ramak kalmıştı. İtfaiye kamyonu Ashley geliyor. Halinden pek hoşnut görünmüyor. Şimdi bu yangını söndürmek zorunda. Buster ve Rita hiçbir şey söylemiyorlar. Yanardağın patlamasına neden olmak istememişlerdi. Kıl payı kurtuldular. Ama Buster bu süre zarfında yeni bir arkadaş edinmiş oldu. Hoşça kal Buster, hoşça kal Rita. Ash oyun oynamak için Buster'ın evine geldi. Kutu oyunu oynamak için sabırsızlanıyorlar. Bugünün oyunu yılanlar ve merdivenler. Heyecan verici. Önce Ash oynuyor. 5 ve 2.
Bu yedi eder. Eş piyonunu yedi kare ilerletiyor. Şimdi sıra Buster'da. Sekiz. Piyonunu ilerletiyor. Sıra yine eşte. Vay canına, çok iyi zar attı. Merdiveni çıkıyor. Şimdi Buster beş atıyor. Eyvah, yılanın kuyruğuna geldi. Buster pek iyi gitmiyor. Aman, kendi piyonunu devirdi. Bu da ne? Büyük baba oynayacak diğer oyuncaklarla geldi ama hepsini düşürdü. Eş toplamasına yardım ediyor. Ama kimse Buster'ı izlemiyor. Aa, hayır, piyonunu ileri aldı. Ama bu hile yapmak. Oh hayır, oyunu kazanmış gibi piyonunu bitiş çizgisine getirdi. Eş geri döndü. Oyun bitmiş gibi duruyor. Buster kazandı. Eş bunun nasıl olduğunu anlamadı ama arkadaşı için mutlu. Garip, Buster kazandığı için mutlu hissetmeli ama öyle hissetmiyor. Buster hile yaptı. Dürüst bir şekilde kazanmadı. O yüzden kötü hissediyor. Ama büyük baba her şeyin kazanmak olmadığını biliyor. Eğlenceli kısmı oyunu oynamak. Ve şimdi sıra Eş'te. Eş zarları atıyor. Vay canına, neredeyse yılana geliyordu. Buster yine yılanın kuyruğuna geldi. İşte Eş dürüst bir şekilde kazandı. Ama Buster arkadaşı için mutlu. Birlikte oynarken çok eğlendiler. Buster, o ne kadar güzel bir çiçek. Pırıl pırıl güneşli bir gün. Buster bugün çok mutlu. Şuraya bakın. Kıpkırmızı sulu bir elma. Acele etsen iyi olur. Yoksa okula geç kalacaksın Buster. Ders çoktan başladı. Çabuk ol. Oh hayır. Öğretmen derse geç kalmandan pek memnun görünmüyor Buster. Şimdi dikkatini derse versen iyi olur. Anlaşılan bugün trafik konileri arasında yol almanız gerekecek. Bak Robin geliyor. Dersle ilgilen Buster, dikkatini dağıtma. Olamaz. Öğretmen bundan hiç hoşlanmadı. Şimdi trafik konileri arasında yol alma vakti. Önce turuncu otobüs gidiyor. Yavaş ve istikrarlı. İşte bu. Öğretmen bunu beğendi. Şimdi sıra sende Buster. Bol şans. Oo, yavaş ol Buster. Konilerin hepsini deviriyorsun. Konilerin içinde kalmaya çalış. Olamaz. Senden istenen bu değildi Buster. Çok hızlı gitmemeyi öğrenmen gerek. Öğretmen büyük hayal kırıklığına uğradı. Okulun dağılıyor. Herkesin eve gitme vakti geldi. Sanırım Buster derste söylenenleri yapmadığı için üzgün. Belki dönüp öğretmeninden özür dilese iyi olur. Öğretmen çok yorgun görünüyor. Bu onun için de yorucu bir gündü. Sanırım biraz neşelenmek ona iyi gelir. Ne yapabilirsin? Elma. İyi düşündün Buster. Gerçekten çok naziksin. Öğretmenin neşesini yerine getirdin. Hadi Buster, bu sefer yapabilirsin. Yavaş ve istikrarlı. İşte bu. Konsantrasyonunu sağlıyor ve çok iyi gidiyorsun Buster. Başardın. Çok iyi Buster. Aferin. Acaba Buster ve Digger ne yapıyorlar? Harika. Bunu kim çizdi? Anlaşılan canınız dondurma istiyor. Digger. O ne kadar büyük bir dondurma külahı. Bakın, dondurma kamyonu Iggy geliyor. Buster ve Digger devasa bir dondurma yapmak için Iggy'nin yardım etmesini istiyorlar. Şimdi bir bakalım. Oo, vişne. Çok leziz bir tat bu. Hadi onu seçelim. Vay canına, şu dondurmaya bakın. Pekala, şimdi bize mavi dondurma lazım. Yaban mersini mi? Mükemmel. Gerçekten çok iyi görünüyor Buster. Tamam, sırada sarı var. Muz iyi seçim. Biraz daha mı? Tamam, bunun son çeşne olması gerek. Yoksa dondurma çok büyük olur. Elmayı seçiyor. Gerçekten nefis bir dondurma olacak. Son bir
Bir kez daha çabala Iggy. Bu dondurma epey bir sallanıyor. İstikrarlı gitmen gerek Digger. Robin, Buster ve Digger'ın Scout'un doğum günü için yaptığı şeyi göstermek üzere onu çağırmaya geldi. Robin'i takip etsen iyi olur Scout. Doğum günün kutlu olsun Scout. Bu şimdiye dek gördüğüm en büyük dondurma. Hayır Digger, dikkatli ol Scout. Ramak kalmıştı. Hadi mumu söndür Scout. Şimdi hep birlikte dondurmanın tadını çıkarabilirsiniz. Enfes. Buster'ın evinde güneşli bir gün. Ve Buster ve büyük baba birlikte oynayarak harika vakit geçiriyorlar. Anne otobüs işe gitti. Buster ve büyük baba birlikte yemek yapabilecekler mi? Vay canına. Gerçek yemek pişirmek. Buster çok heyecanlı. Hadi pişirelim. Dede ocağı açıyor. Ama sonra ne geliyor? Buster'ın bir fikri var. Çikolata sosu. Büyük baba bunun akşam yemeği için pek uygun olduğunu düşünmüyor. Tarife bir göz atalım. Bütün malzemeleri bir araya topladılar. Buster kaseye biraz un ekleyerek başlıyor. Vay canına. Sakin ol Buster. Vay canına, un her yere gitti. Büyük baba ve Buster un içinde. Buster karışıma son rötuşları ekliyor. Dikkat, karışım her yere gitmez. Aferin Buster. Ups, büyük baba domates sosu yere sıçradı. Ve ocakta neler oluyor? Tencere köpürüyor. Oh bakın, gözlüğü buğulandı. Ve şimdi nereye gittiğini göremiyor. Dikkat et dede. Eyvah, bu pek iyi gitmiyor. Büyük baba ve Buster ortalığı temizliyor. Ama anne otobüs işten eve geliyor. Aa, hala yemek yapmamışlar. Ne yapacaklar? Büyük baba dondurucudan biraz balık alıyor. Aha, bu Buster'a bir fikir verir. Çikolata sosu zamanı. Anne otobüs işlerini bitirmek üzereyken Buster ve büyük babanın akşam yemeği için ne yaptığını merak ediyor. Ne pişirdiklerini merak ediyorum. Balık köftesi, yeşil fasulye ve çikolata sosu. Aa, emin misin Buster? Tadına bakıyor. Lezzetli. Anne de deniyor. Ve şaşırtıcı derecede lezzetli. Aferin Buster. Merhaba Buster. Merhaba küçük Robin. Çok doğru Buster. Tren raylarından karşıya geçmeden önce iki tarafa da bakmalısın. Oh, kılpayı kurtardın. Tren Suki nereye gittiğine bakmıyor muydu acaba? Polis arabası Otis bu. Ters giden bir şeyler olmalı. Acele et Buster. Belki yardım edebilirsin. Olamaz. Suki çalışırken uyuyakalmış. Biri onu durdurmazsa kim bilir neler olur. Peki ne yapacağız? Bir dakika. Sanırım Buster'ın bir fikri var. Bir ip. İyi düşündün Buster. Bu ipi Suki'yi yavaşlatmak için kullanabilirsin. İyi yakaladın Robin. İşte bu. Çekin. Yapabilirsiniz. Olamaz. İp koptu. Suki hala kontrolden çıkmış durumda. Sanırım şimdi daha hızlı gidiyor. Ona yetişmek zorundasınız. Çabuk olun. Buster orada ne gördü? Olamaz. Bu Digger. Suki direkt onun üzerine doğru gidiyor ve Digger bunun farkında bile değil. Bir ay daha ve o da bir tepeye doğru çıkıyor. Dikkat et Buster. Ah, ramak kalmıştı. İyi kurtardın Buster. Suki'nin tepeye çıkması için rayları değiştirmen gerek Buster. Elini çabuk tut. Yapabilirsin. Çok yaklaştın. Evet, tam zamanında. Aferin sana Buster. Rayların yönünü değiştirdin. Suki sarp bir tepeye doğru yol alıyor. Bu onu yavaşlatacaktır. İşte sonunda güvenli bir şekilde durdu. Sanırım Suki uyanıyor. Neyse ki hiç kimse zarar görmedi. Çok iyiydin Buster. Otis'e yardım ettin ve gününü kurtardın. İşte Buster ve izci.
Çamurlu su birikintisinde oynarken çok eğleniyorlar. Ama hayır. Zavallı Scott biraz hasta hissediyor. Aa, sorun değil. Yarın tekrar birlikte oynayabilirler. Şimdi Buster içeri giriyor ve bir şeyler atıştırıyor. Eyvah! O elmayı yemeden önce çamurlu tekerleklerini yıkamadı. Bu pek temiz değil. Ve her yerde çamurlu tekerlek izleri bıraktı. Eyvah! Ertesi sabah anne Buster'ı uyandırmaya gelir. Ama hayır. Buster hiç iyi görünmüyor. Zavallı Buster. Oh, ateşi var. İyileşmesi için bugün evde kalması gerekecek. Şimdi biraz ilaç zamanı. Buster görünüşünü beğenmedi ama anne bunun onun iyileşmesine yardımcı olacağını biliyor. İşte o kadar da kötü değildi. Şimdi Buster'ın biraz dinlenmesi gerekiyor. Ertesi sabah Buster çok daha iyi hissediyor. İzci de kendini daha iyi hissediyor. Dışarı çıkıp tekrar oynayabilirler. Ama bir saniye. Anne bir daha hastalanmamaları için önce ellerini yıkamaları gerektiğini söylüyor. Herkese bravo. Bekleyin. Annenin başka bir fikri var. Hastalanmamak için bu yüz maskelerini de takabilirler. İşte. Artık Buster ve İzci dışarıda güvenli oynamaya hazır. Şimdi çok mutlular. Kendilerini daha iyi hissediyorlar. Bakın bu Buster. En sevdiğimiz sarı otobüs. Ama bir dakika. Her zamanki kadar parlak ve sarı görünmüyorsun. Aa Buster. Bence yeniden boyanman gerekiyor. Biraz pis görünüyorsun. Harika fikir. Boya dükkanına gitmek işe yarar. Çok mutlu bir müşteriye benziyor. Buster yeniden sapsarıya boyanmak için sabırsızlanıyor. Yepyeni görünecek. Amanın. O da neydi? Bu seni korkuttu değil mi Buster? Olamaz. Buster boya tenekelerini karıştırdı. Fark ettiğini sanmıyorum. Doğru rengi seçecek mi? İşte Buster sarı renge boyanıyor. Olamaz. Bu sarı değil ki. Buster kırmızıya boyandı. Fark ettiğini sanmıyorum. Haline bir bak Buster. Kırmızı bir otobüs oldun. Hemen boya dükkanına geri dön. Olamaz. Bütün boyaları yere döktün. Şimdi hangi rengin hangisi olduğunu nereden bileceksin? Bir deneyelim. Olamaz. Bu olmadı. Buster artık mavi oldu. Jesse çok şaşırmışa benziyor. Evet. Çünkü masmavi oldun Buster. Belki bu sefer sarı çıkar. Bu da sarı değil. Buster artık yemyeşil. Bakın Tony'nin kafası ne kadar karıştı. Dördüncü de hallederiz. Gözlerini kapat ve sarı dile Buster. Olamaz. Jesse ve Scout Buster'ı tanımışa benzemiyor. Buster bu sefer de pembe oldu. Bir dakika Buster. Yanıtın bu olduğunu sanmam. Buster gökkuşağı renklerine boyandı. Robin'in bunu onayladığını sanmam. Hangi renk tenekeyi seçmeli? Bunlardan biri sarı olmalı. İşte kader anı. İşte böyle. İşte tanıdığımız otobüs Buster. Yepyeni ve pasparlak bir sarıya boyandı. Ne kadar rengarenk bir maceraydı. Merhaba Buster. Vay canına, şuna bak. Vahşi batıdasın. Kovboy şapkan da çok güzelmiş. Bu parlayan altın yıldızıyla şerif olmalı. Oo, bak bir kement. Çok iyi Buster. Şimdi tam bir kovboy oldun. Bu Terry. Şapkanı yana doğru devirerek selam ver. Terry pek etkilenmişe benzemiyor. Bir dakika. Bu haydut otobüs. Üzerinde duran şey ne? Bir çuval. Sanırım şeker dükkanını soydu. Ne kötü bir otobüs bu. Onu durdurmalısın Buster. Elini çabuk tut Buster. Kaçıyor. Peşinden git. Uyan Şerif. Soyguncu kaçıyor. Tren raylarının hemen yanında hızla yol alıyorlar. Daha hızlı Buster. Haydutun kaçmasına göz yumamazsın. Vay canına. Haydut tren Suki'nin önünden diğer tarafa atladı.
Trenin geçmesini bekle ve nereye gitti bu? Olamaz, diğer tarafa gidiyor. Çok sinsice. Peşinden git Buster. Haydut Buster'ı kaktüs tarlasına sürükleyip izini kaybettirmeye çalışıyor. Dikkatli ol Buster, kaktüsler çok dikenli olur. Neredeyse yakaladın, dikkat! İyi misin Buster? Olamaz. Kaktüsün dikeni lastiğini patlattı. Oh hayır. Onu patlak bir lastikle asla yakalayamazsın. Bekle. Tabii ya. Kement. Onu kementle yakala Buster. 1, 2, 3 şimdi. Harika. Başardın. Haydut'u yakaladın. İşte Şerif Otis de geldi. Eminim sana minnettardır. İşte Haydut ait olduğu yere hapse giriyor. Harika. Şerif Buster. Ne heyecan verici bir rüyaydı. Yolun açık olsun Buster. Bugün çok neşeli görünüyorsun Buster. Orada ne gördün? Oo harika. Yavru kedi. Ne kadar şirin. Dikkatli ol Buster. Sen çok büyüksün. Kedi ise çok küçük. Aa canım. Sanırım onu korkuttun Buster. Acaba nereye gidiyor? Oradan geçmek için çok büyüksün Buster. Etrafından dönmek zorundasın. O yavru kedi nereye girmiş olabilir? Oh. O büyük ağacın tepesinde mahsur kalmış. Onu kurtarman gerek Buster. Trambolin mi? Ne kadar iyi bir fikir. Yavru kedi gayet yumuşak bir şekilde atlayabilecek. Zıpladı. Olamaz. Yavru kedi tekrar o ağacın tepesine zıpladı. Hadi başka bir şey deneyelim. Bir ağ mı? İyi fikir Buster. Dikkatli ol. Yavaş, yavaş. Ah bak, bir arı. Hareket etme Buster. Zarar vermek istediğini sanmıyorum ama... Hay aksi. Şimdi ağ da kırıldı. Şimdi en başa döndük. Bir dakika. Sanırım Buster'ın aklına başka bir fikir geldi. Tabii ya. Buster itfaiye kamyonu Ashley'i çağırmış. Ashley uzun merdiveniyle yavru kediye kolayca ulaşabilecek. İşte oldu. Yavru kedi artık güvende. Olamaz. Sanırım yavru kedi merdivenden inmeye korkuyor. Acaba Buster'ın planı ne? Aa evet. Yavru kedinin yün topu. Onunla oynamak için aşağı inecektir. Bakın yavru kedi nasıl mutlu oldu. İşte merdivenden aşağı iniyor. Kedimiz artık güvende. Aferin sana Buster. Bakın bu Cip Jesse. Pastası var. Vay canına, çok leziz görünüyor. Bakın haydut otobüs geliyor. Haylazlık yapacak gibi görünüyor. Olamaz. Jesse'nin pastasını yiyor. Bu hiç adil değil. Zavallı Jesse. Bakın otobüs Buster. Tam arkasında haydut var. Çok hızlı gidiyor. Buster Scout'la oyun oynamaya gitti. Scout'a hediye olarak bir futbol topu veriyor. Scout'un oynayışına bakın. Şuna bakın. Digli rengarenk bir kule yapıyor. Ama işte yine haydut geliyor. Acaba o korkunç zorba ne işler peşinde? Olamaz. Digli'nin kulesini yerle bir etti. Haydut tam bir baş belası. Oh, Scout'un topunu gördü. Haydut topu çalarak kendisi oynamaya başlıyor. Ne zorba ama. Buster bir şeyler yapmak istiyor. Zavallı Scout çok üzüldü. Buster arkadaşına yardım etmek istiyor. Haydut'un karşısına dikilecek ve topu geri vermesini isteyecek. Haydut'un Buster'a kulak asacağını sanmam. Hatta ona da zorbalık yapacak. Bu adil değil. Ama bir dakika. Jesse de Buster'a arka çıkıyor. Scout da yardıma geliyor. Hepsi Haydut'un yaptığı zorbalıklardan artık bıktı. Bu arada polis arabası Otis büyük bir zevkle dondurma yiyor. Oo, Haydut geri giderken Otis'e çarptı. Otis kızgın görünüyor. Herkese kötülük yapan Haydut bunu çoktan hak etti. Şimdi Buster, Scout ve Jesse huzur içinde futbol oynayabilirler. Bakın işte izci ve işte Buster.
Bence kovalamaca oynuyorlar. Buster ne gördü? Aa, vay canına, bu bir labirent. İzci içine girince... Hadi Buster, onu bulmaya çalış. İzcinin hangi yöne gittiğini merak ediyorum. İşte orada. Gidiyorlar, labirentte dolaşıyorlar. Buster şimdi hangi yöne gitmeli? Bu taraftan. Aa, bakın, sarı bir çiçek ne kadar hoş. Birkaç dönüş daha ve... Şimdi hangi yöne? Bu taraftan. Bir dakika. Yine o çiçek. Buster daire çiziyor. Belki geri dönerse çıkış yolunu bulabilir. İşte izci. O da yolunu kaybetmiş gibi. Wow! Buster ve izci birbirlerini buldular. Çok şükür. Ama şimdi çıkış yolunu bulmalılar. İzci Buster'ın tepesinde dengesini buluyor. Belki bir çıkış yolu görebilir. İşte orada. Aferin izci. Çıkışa doğru hızla gidiyorlar. Ama ne taraftan gitmeliler? Ah, vah vah. Bakın, tekerlek izleri. Onları takip ederek çıkışı bulabilirler. İyi düşündün Buster. Yine o çiçek. Biraz daha ilerisi ve yaşasın. Başardılar. Güzel bir takım çalışması çocuklar. Bakın, bu spor arabası Rita. Labirentin içine giriyor. Pekala, sanırım Buster ve izci onun çıkış yolunu bulmasına yardım etmeliler. Buster'ın bugün okulda ne öğreneceğini merak ediyorum. Aa, bir yanardağ. Vay, bir deney yapacaklar. Öğretmen onlara ne yapmaları gerektiğini gösteriyor. İlk olarak bir damla beyaz toz. Sonra 3 damla gıda boyası. Sonra biraz köpüklü yapmak için sirke. Vay canına, patlayan bir yanardağ gibi görünüyor. İnanılmaz değil mi? Herkes çok heyecanlı. Deneyi tek başlarına yapacaklar. Ne dağınıklık ama. Görünüşe göre haydut doğru yapamamış. Oo, hayır. İzci de doğru yapamamış. Belki Buster. Buster da herkes kadar etrafı dağıttı. Peki neden olmuyor? Eş doğru yapabildi mi? Buster kontrol edecek. Eş hala malzemeleri koyuyor. Vay canına, işe yaradı. Aferin Eş. Peki ama Eş doğru yaparken diğer herkes nasıl yanıldı? Oo, tahtada yazan talimatları uygulamış. Ne güzel bir fikir. Öğretmeni Eş'le gurur duyuyor. Şimdi diğerleri tekrar deneyecekler. Ama önce ne yapmaları gerektiğini kontrol edecekler. Önce 1 damla beyaz toz. Sonra 3 damla gıda boyası. Sonra da köpüklü yapmak için sirke. Yaşasın! İşe yarıyor. Yanardağların hepsi köpürüyor. Harika değil mi? Herkese aferin. Talimatlara uyunca yapabilecekleriniz harika. Öğretmen herkesle gurur duyuyor. Otobüs ve Buster tepelerin üzerinden geçiyorlar. Oo, bakın, bu bir yavru geyik. Neyden kaçıyor? Buraydaki tren. Oo, hayır, sorun nedir? Tren duramıyor. Buster ve baba hemen otobüsü kurtarmaya gidiyorlar. Oo, hayır, hızlanıyor. Baba otobüs polis arabası Otis'i arıyor. Bu acil bir durum. Ah, raylarda bir dal var. Baba otobüs dalıp onu kenara atıyor. Yaşasın. Aferin baba otobüs. Raylar ileride yön değiştiriyor gibi görünüyor. Baba otobüs ve Buster rayların yönünü değiştirmek için kolları çekiyorlar.
Ama hayır, Perry rayları aşıyor. Çabuk değiştirin. Ah, bu kıl payıydı. Şimdi raylar daire çiziyor. Başı dönüyor. Ah, hayır, dikkat et. Buk. Baba tam zamanında geldi. Görünüşe göre Buster'ın bir planı var. Rayları tepeye doğru yönlendirmeleri gerek. Tepe onu yavaşlatıyor. Durdu. Yaşasın. Buster, Buster. Otis olay yerine geldi. Bu acil bir durum gibi görünmüyor. Vay canına. Hadi uyan Buster. Yepyeni bir gün başlıyor. Bir dakika. Oh. Etrafta renk yok. Çok tuhaf. Robin'in bile rengi yok. Bak Robin. Buster seni yine renkli yaptı. Aferin sana Buster. Olamaz. Yavru ördek üzgün görünüyor. Rengini kaybetmiş. Belki Buster yardım edebilir. Çok iyi. Rengi tekrar yerine geldi. Oo, bak ördekçik ne kadar mutlu oldu. Şuna bak. Terry'nin çiftliği de renklerini kaybetmiş. Buster yardımcı olabilir mi? Elbette olabilir. Sihirli dokunuşların var Buster. Olamaz. Scout da mı kaybetmiş? Hadi Buster. Tekrar rengini kazanmasına yardım et. İşte oldu Scout. Normale döndün. Bakın, Buster her şeyin rengini değiştirebiliyor. Şimdi top yeşil oldu. Top şimdi de mor oldu. Buster renklendirmeyi çok iyi biliyor. Vay canına. Buster Scout'u gökkuşağı renklerine boyadı. Şimdi kendi de gökkuşağı renklerinde. Gökkuşağı otobüsü Buster. Yine Terry ile karşılaştı. Şimdi gökkuşağı Terry oldu. Şu tarlalara bakın. Ahırda gökkuşağı. Her yerde gökkuşağı renkleri var. Muhteşem. Buster bulutları bile farklı renklere dönüştürdü. Ama bir tek şey eksik. Elbette ki bir gökkuşağı. Gökkuşağı otobüsü gökkuşağı üzerinde hızla yol alıyor. Hoşça kal. Oh Buster. Sadece bir rüyaydı. Ve dışarıda yağmur yağıyor. Aa, üzgünüm Buster. Bir dakika. Belki sonunda sihir yapmışsındır Buster. Güneşin çıkmasını sağladın. Soğuk bir kış gecesi. Buster neyin peşinde? Vay canına. Bir havai fişek çizimi. Buster çok heyecanlı çünkü bu gece gerçek bir havai fişek gösterisine gidecek. Ama bekleyin. Bir şeyi unuttu. Güzel bir sıcak şapka. İşte şimdi gidip havai fişekleri izleme zamanı. Aa, bu da ne? Havai fişekler yüksek ses çıkarır. Eyvah, Buster'ı korkuttular. Yüksek seslerden hoşlanmaz. Aa, zavallı Buster titriyor. Anne ne yapıyor? Oo, Buster'ın oyuncak arabası yüksek ses çıkarıyor ama korkutucu değil. Bu yüksek ses de ne? Futbol diliği olan büyük baba. Buster futbolu sever. O yüksek sese de aldırmaz. Bu yüksek ses de ne? Aa, patlamış mısır patlıyor. Buster patlamış mısırı sever. Bu gürültüyü aldırmaz. Vay, havai fişekler çok güzel. Belki de yüksek sesler o kadar da kötü değildir. Buster bir kez daha deneyecek. Wow,
şu rengarenk hava fişeklere bakın. Buster, izci, haydut ve eş yarış yapıyorlar. Buster ve haydut kafa kafaya. Ama izci liderliğe dalıyor. Vın. İzci kazandı. İyi iş izci. Gerçekten çok hızlı. O ses de ne öyle? Gök gürültüsü mü? Hayır, bu bir fırtına. Bir yere girmeliler, yoksa hepsi ıslanacak. Vay canına, neredeyse eş az kalsın çimenlerden kayıyordu. Bir dakika, bu Buster'a bir fikir verdi. Çamurlu birikintide kaymak eğlenceli. Bir oyun oynayabilirler. Bakalım en uzağa kim kayacak? Ne harika bir fikir. Önce haydut başlıyor. Boydan boya kaydı. Ama izci daha iyisini yapabileceğini düşünüyor. Wow, izci hayduttan daha uzağa kaydı. Şimdi sıra eşin. O kadar küçük ki daireler çiziyor. Başı döndü ama en uzağa kayan o. En son sıra Buster'ın. Eyvah, kontrolden çıkıyor. Wow. Ups, Buster annenin üzerine çamur sıçrattı. Tüm araçların eve gitme vakti geldi sanırım. Hemen Buster'ın evine geldiler. Bekleyin. Hepsi temizlenmeden eve giremezler. Anne hepsini hortumla yıkayacak. İşte hepsi tertemizler. Ama yine de kayma yarışı çok eğlenceliydi. Buster en iyi arkadaşı İzci ile oyun oynamak için çok heyecanlı. Bugün ne oynayacaklar? Vay canına! Büyük babanın uzaktan kumandalı arabası var. İlk önce Buster oynayacak. Vroom, vroom. Bakın nasıl gidiyor. Şimdi de izci denemek istiyor. Ama Buster oynamaya devam etmek istiyor. Oh, izci bunun adil olmadığını düşünüyor. O da oynamak istiyor. Aa, eyvah. Uzaktan kumanda için kavga ediyorlar. İkisi de arabayla oynamak istiyor.
Olamaz. Araba çarptı ve bozuldu. Artık kimse oynayamaz. Buster ve izci küstüler. Artık oynamıyorlar. Arkadaşların tartışması çok üzücü. Ama durun. Sanırım büyük babanın bir fikri var. Uzaktan kumandayı izciye, oyuncak arabayı Buster'a veriyor. Tamir etmek için birlikte çalışmaları lazım. İşte tamir ettiler. Arkadaşlar hep birbirini affeder. İşte. Artık arabayı ikisi de kontrol edebilir. Buster için okula gitme zamanı. Beslenme çantasını unutmamalı. İşte izci. Geç kalmak istemiyorlar. Bu da kim? Bir itfaiye arabası. Buster'a sallıyor. Okulda öğretmenin bir sürprizi var. Bu Ash. Okuldaki yeni çocuk. Onların sınıfına katılacak. Ash, Buster'ın yanına gidiyor çünkü ona selam verdi. Yeni bir arkadaş edindiği için çok heyecanlı. Bugün çocuklar park etmeyi öğrenecekler. Öğretmen onlara nasıl düzgünce yapılacağını gösteriyor. Şimdi deneme sırası onlarda. İzci başardı. Buster da öyle. Oh. Ash yeni arkadaşının yanından hiç ayrılmıyor. Buster nereye giderse onu takip ediyor. Buster'ın park etmeye çalıştığını anlamıyor. Eyvah, sanırım Buster'ı biraz sinirlendirdi. Buster'ın alana ihtiyacı vardı ama Ash anlamadı. Buster ve izci teneffüste oyun oynuyorlar. Zavallı Ash'in oynayacak arkadaşı yok. Ama Buster ve izcinin bir fikri var. Ash onlarla oynayabilir. Sonuçta arkadaşlar. Şimdi hepsi beraber oynuyor. Oh, iyi şuttu Ash. Yeni arkadaşlar edinmek güzeldir. Olamaz. Haydut otobüs şeker dükkanından şekerleri çalıyor. Dur, hırsız var. Bu polis arabası Otis. Çalınan şekerlerle ilgili dava için soruşturma yapmaya geldi. Haydut otobüs o tarafa gitti Otis. Sanırım Otis haydut otobüsün kaçtığını görmedi. İyi fikir Otis. Şekerlerin izini takip et. Bence kime çıkacağını iyi biliyoruz. İşte orada. Dur hırsız. Bak Otis, burada da deliller var. İzleri takip etmeye devam. Vay canına. Haydut otobüs ne kadar çok şeker düşürmüş. Merhaba Buster. O şekerin senin için olduğunu sanmam. Buster şekere bayılır. Olamaz. İzler Otis'i doğruca otobüs Buster'ın garajına götürdü. Otis Buster'ın hırsız olduğunu düşünüyor olmalı. Hata yapıyorsun Otis. Buster masum. Zavallı Buster. Ne yapacaksın şimdi? Otis Buster'ı hapse atıyor. Ah Buster. Ah işte Scout geliyor. Scout Buster'ın hapisten çıkmasına yardımcı olabilir. Buster'a yardım etmelisin Scout. Onun masum olduğunu kanıtla. Doğru yoldasın Scout. Gerçek hırsızı bulmak için düşen şekerleri takip et. Dedektif Scout iş başında. İşte orada. Haydut otobüs oyuncak dükkanından hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı. Bu sefer paçayı sıyıramazsın haydut otobüs. Kanun namına olduğun yerde kal. Tutuklusun. İşleri düzeltmenin ve Buster'ı hapisten çıkarmanın zamanı geldi. Hadi çık oradan, sen masumsun Buster. Şimdi hapse haydut otobüs giriyor. Teşekkürler Scout. Harika bir dedektifsin. Sen yardım etmeseydin Buster hala hapiste olacaktı. Üzgünüm haydut otobüs ama sen bunu hak ettin. Hırsızlık kanunlara aykırıdır. Tebrikler Otis.